Kendinize hemen soralım. Beslenmenin kanser üzerindeki etkisi çok önemli olduğunu biz yazılı ve görsel basında okuyoruz. Evet, kesinlikle. Ama neden bu kadar etkili diye, önemi nedir diye ilk sorumuzla başlayalım. Şöyle, zaten meme kanseri farkındalık ayındayız. Aslında burada erken teşhis çok önemli. Ve beslenmenin kanser üzerindeki etkisi yaklaşık %30-35. Hani çevresel ve genetik faktörlerden ziyade beslenmenin önemi de burada çok evet. büyük. Çünkü son zamanlarda zaten bu artan işte hazır tüketim, çabuk kolay olmasından ziyade kaynaklanan fast food zincirleri tarzı beslenme kaynağından dolayı bir obezite de söz konusu oluyor. Bunların hepsi tabii ki de etken, yani beslenmenin önemi çok büyük bir konuda. Evet. Peki obezite, şişmanlık çağın hastalığı kesinlikle, ve birçok danışanınızda da bayan erkek ayırt etmeden genç ve değil mi? Genç, yaşlı, çocuk hiç fark etmiyor gerçekten. Hani en miniğinden 7-8 yaşlarından 70-80 yaşlara kadar bu gözüküyor maalesef. Peki nasıl aşacağız? Sadece hazır gıda mıdır bunun sebebi ve kanseri davetiye çıkardığını dile getiriyorsunuz siz uzmanlar. Biz de tabii ki dikkat etmemiz için evet hazır gıdadan korunacağız. Ama ya ben düzenli beslensem de kilo alıyorum diyen bir grup da olabilirse ne diyeceksiniz? Yani açıkçası sadece tabii ki hazır besin tüketmek bunun sebebi değil. Başlıca sebeplerinden biri hareketsizlik. Bir kere çok hareketsiziz, sürekli oturuyoruz. Ve en önemli şey, kişi eğer sürekli ben kilo alıyorum, ne yaparsam yapayım yine de kilo alayım diyorsa mutlaka kan tahlillerini yaptırsın, yıllık check-up'larını mutlaka edinsin. Özellikle hazır meme kanseri farkındalık ayındayız. Herhangi bir eline gelen kitle var ise ya da bir şekil bozukluğu, renk bozukluğu, akıntı var ise mutlaka bunu hekimleriyle paylaşsınlar. Çünkü burada en önemli şey erken teşhis. Hani artık çok yaygın görülüyor. Grip gibi oldu bir nevi. Evet. Ve siz de onunla inatlaşırsanız aslında tedavi esnasında başarıyla da sonuçlanıyor. Çünkü en güzel şey aslında hani ilaç ve beslenme tedavisinin yanında doğru protokolle ilerlendiğinde birçok hastam gelip sarılıyor. İşte geçti, iyileştim diye gözlerim dolduğunu anlatıyorum şu an. Kesinlikle. Yaşıyorsunuz çünkü canlı hikayeler. Evet. Günde yüzlerce, onlarca onkoloji hastası da bakıyorum. Ve gerçekten çok güzel bir duygu. İyileştim, teşekkür ederim cümlesi gerçekten. Bu şekilde beslenmenin önemi çok büyük.